Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda patik öreceğiz, örgü çorap yapacağız. Haroşabilen herkes bu çoraplardan örebilir. Bunun için 2,5 numara şiş ve isterseniz de Himalaya'nın bu serisinden alabilirsiniz. Diğer renkleri de mevcut. Şimdi örgümüze başlamadan önce 2,5 numara şiş, ben şunlarla örmüştüm diğerlerini. Bu da şöyle bükülüyor. O yüzden ahşap şişlerin ince olanlarını tavsiye etmiyorum. Onu da başından söyleyeyim. Bir de 2 tane yer belirleme aparatımız lazım. Bir de küçüğünü örmüştüm ben bunu. Şöyle göstereyim. Bebek bulamadığım için buna giydirdim. Böyle kaldı bunda. Diğerinde şöyle gösterebilirim. Hani farklılık ne, ona bakalım. Şöyle kalkayım ben. Normalde örgünün şu şekilde başlanıyor. Ve örgünün üstü burası oluyor. Ama isterseniz bu şekilde de giyebiliyorsunuz. Bunda fark ne? Bunda topuk yok. Bir kez başlayıp bitiriyorsunuz. Yine aynı şekilde hiç ip koparmak ve dikiş yok bu örgüde. İkisinde de aynı şekilde. Buna da topuk yaptık. Şimdi giydiğimiz zaman ne oluyor? İkisi de giyilebiliyor. Hiçbir sorun çıkmıyor. Nasıl göstereyim? Şöyle göstereyim. Yani şu. Bunda topuk yok ama yine gayet rahat giyebiliyorsunuz. Eğer topuk yapamam derseniz bu şekilde dümdüz örüp gidebilirsiniz. Zaten bu kısım tam da topuğa denk geliyor. Hiçbir potlaşma veya başka bir şey olmuyor. Diğerini giyelim. İki ipin, yani bir tane ipin hem içinden hem dışından başladım. İp kopartmayayım, ayrı eklemeyeyim diye. Çünkü tek yumaktan çıkar mı bilmiyorum. Bu tek yumaktan çıkıyor. Çünkü topuk bir tane üçgen eksik. Tam bir yumak yetiyor. Ayak numaram da 36, 37, 38, 39'ların hepsi giyebilir. Hiçbir sorun çıkmaz. Çünkü zaten giyince esniyor. Şöyle. Buna topuk koyduğumuz için bu birazcık daha uzamış oldu. Şu kısım ekstra bir daha örüldü. Ve şu ön kısımda da birazcık daha iyileştirme yaptık. Şurayı da normal yine tel tutup düzleştireceğim. Şimdi videoda anlatmak istediğim sadece şu kısım olacak. Ve diğer eklemeleri de arka arkaya getirebileceğiniz şekilde anlatacağım ki direkt bu kısımdaki işlemi zaten diğerlerinde de yapıyor olacağız. Güle güle giyelim. Hediyelik olarak mesela şimdi başlarken onu da söyleyeceğim. Erkekler için yapmak istiyorsanız kaç tel veya işte ben şu ayak numarasındayım kaç tel. Onların hepsine değineceğiz. Şu an bunlar hep aynı tel sayıları. Sadece bu ikisinde topuk yok ama giyilebiliyor mu? Giyilebiliyor. Bunlar ilk önceki gördüğüm fotoğraflardı. Onları da söküp topuk eklemek gerekiyor. Bu da topuklu kısmı. Şimdi örgümüze başlayalım. Ve kolay anlayabileceğiniz şekilde devam edelim. 2 şişle başlıyoruz. Yani bunu görenler 4-5-6 şiş zannediyor ve öremeyeceklerini düşünüyorlar. Hayır arkadaşlar, 2 şişle örülüyor ve hiç dikilmeden devam ediliyor. Hiç de ip koparmak yok. Şimdi örgümüze başlayalım. Kamerayı ben arkama alayım. Evet, örgümüze başlıyoruz. Kırmızı ipin kağıdı bu. Himalaya mercan batik. Bir sonraki videomuzda bundan yine hiç koparmadan, ip koparmadan bluz öreceğiz. Şu da başka bir modeli olacak. Yine bluz öreceğiz. Abone olmayı unutmayın. Değişik şeylerle sizlerle birlikte olacağım. Şimdi başlarken şunu göstereyim. İpim de bu arada
şey oldu, hem dışından hem içinden çıkartınca biraz karıştı. Şuradan bu şekilde başlıyoruz. Şimdi 20 tel burası, 20 tel burası ve ortadaki bir telimiz de sürekli daimi şekilde yukarı çıkacak. Yani 41 telle başlıyoruz. 41'i ayarlamak için de ne yapıyoruz? Mesela bazen ip yetiremeyebilirsiniz. Kaç tel başlamak istiyorsanız 1, 2, 3, 4. Bundan 40 teliniz rahatlıkla çıkar. Bu eski şeyler hep anne bilgileri. 12 yaşından beri ben örgü örüyorum. Bu şekilde başlıyoruz. Bu kısa bıraktığımız dış kısımda kalıyor. Şu ilk telimiz oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bu şu kenar. Şimdi bir tel orta için koyuyoruz. Yani 21. Şimdi bir 20 daha yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şu an 41 telimiz oldu. İlk kareyi çalışacağız zaten. Ondan sonrasında da diğer parçaları çok kısa bir şekilde göstereceğim. Sonra istediğiniz kadar devam edebilirsiniz. Bir tane düğüm atıyorum. Son telimizden sonra. Bu kısımda hiçbir şey yapmıyorum şu an. Sadece orta teli ters olarak alacağım. İki türlü haroşa örme şekli var. Kimisi kolunda örüyor, kimisi elinde, kimisinin de ipi boynuna takıyor. O yüzden belki yanılsamalar olabilir. Normal bu sağ elimle ördüğüm ve parmağıma doladığım şekilde alma yöntemi. Bir bu kısımda var. Hep diğer taraftan alarak bu şekilde haroşa yapabilirsiniz. Ama bu kısımdan almak zordur haroşayı. Çünkü teller hep bu şekilde devam ettiği için siz hep dipten almaya çalışırsınız ve tel sürekli şişinizden kayar. O yüzden haroşede hep kendi tarafınızdan, yani iç kısımdan olan taraftan şu şekilde alırsanız, şu şekilde ve bütün tellerde aynı olmak kaydıyla daha kolay devam edebilirsiniz. Tel çünkü yönü size göre olduğu için de almanız daha kolay olacak. Bu ipin bir zor kısmı, yani bir televizyona bakarken veya başka bir şey yaparken öremiyor olmanız. Çünkü hep telleri tek tek bu şekilde almak zorundasınız. Ve ayrıca ip, şöyle göstereyim. Kaç kat? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kat. Bu da bazen şey olabiliyor. Tel olarak ayrı kalabiliyor örerken. Onun için bütün almak zorundasınız. O yüzden de düzgün almak için düzgün batmak gerekiyor ve sürekli bakarak batmak gerekiyor. İşte orada biraz sıkıntı oluyor. Ben normalde hiç televizyona bakarken örer giderim örgüyü. Bunda onu yapamadım. Bir tek ondan dolayı şey yaptım. Ve bir kareyi, şu bir kareyi yarım saatte örüyorum. Şu an kaç kare var onu da hesaplamadım. Yani bir gününüzü ayırmanız lazım sadece bir çifti için, bir tek çorap için. Yani iki tanesi için bir sağ bir sol ayak. 2-3 gününüzü alır bunu bitirmeniz. Çünkü haroşa olduğu için hem örgü üremiyor hem de çok zaman kaybında sadece bir kare çıkarabiliyorsunuz.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi sağ tarafını bitirdik, 20'yi. Ortadaki telimizi ters örüyorum. Yine normal haroşe ile bitiriyorum. Şimdi ortadaki telimizi belirlemiş olduk. O haroşe olarak devam etmeyecek. Bu şekilde sonuna kadar gidiyorum örgünün. Bazen takılıyor işte böyle. İlk sıra biraz sıkıntılı çünkü çok bol başlamamak gerekiyor. Şimdi ikinci sırada ne yapacağımızı göstereceğim ve o şekilde devam edeceğiz. Daha sonra da diğer ikinci kareyi eklemeye geçeceğiz. Şimdi asıl başladığımız nokta burası. Orta telimizi belirledik ve modeli oluşturmaya başlıyoruz. 19 tel buradan öreceğiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Neden 19? Bir tane buradan, bir tane buradan alıp ortadaki şunun altına vereceğiz. Yani her seferinde iki telimiz eksilmiş olacak. Onu da yaparken şu 20. telimizdi, şu da ortadaki telimizdi. Bunu direkt böyle 3 tane alıp keserseniz yandaki teli üstüne vererek atmış olursunuz. O zaman ortadaki dikişi çıkartamazsınız. O yüzden şu ortadaki teli alıyorum. Diğerini bunun altına veriyorum. Şu ikisini. Bunu buraya takıyorum. Üçünü aynı anda kesiyorum. İki tel o dişlinin altında kalmış oluyor kestiğimiz zaman. Şu şekilde. Ve devam ediyorum. İki tarafta da 19 tel kaldı. Haroşa olarak bu sırayı bitiriyorum. Şimdi bir kez daha aynı işlemi yapalım. Tersi yine haroşa olarak devam ediyorum. Sadece tek yönlerde yapıyorsunuz kesme işlemini. İleride gelecek başka bir bölüm daha. Burayı hiçbir işlem yapmadan 19 haroşa. Evet, ortadaki kestiğimiz tele geldik. Bunu ters örüyoruz. Ve haroşemize yine devam ediyoruz. Şu ipi olabildiğince parmağınızda böyle biriktirmemeye çalışın. Çünkü çok zor bir örgü olur o zaman. Her defasında dolamanız biraz sıkıntı yaratabilir. Seri bir örgü oluşturamazsınız. Sürekli dolamak zorunda kalırsınız. Bir tane dolayın. O zaten şuradaki el aranızdan gelmeye devam edecektir.
Bir daha hiç dolamazsınız. Şimdi ikinci sırada bir kez daha keselim ve bunu tek telimiz kalıncaya kadar devam edeceğiz. Şimdi burada bir kez daha yapıyorum ve ben bitirip tekrar dönüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tel. Ortadaki telimi alıyorum. Kamera net mi? Bu arada bazen titriyor. Bunu sağa, diğerini de sola alıyorum arkadan ve bunu takıyorum. Üçünü aynı anda alıp kesiyorum. Ve burada tek telimiz kalıncaya kadar bu işleme devam ediyorum. Ben devam ediyorum. Tek tel kalınca yine parça eklemeyi göstereceğim. Sağda ve solda 4 telim kaldı. Şimdi onu bitireceğim. 1, 2, 3 tel. Bunu yer değiştiriyorum. Üçünü aynı anda kesiyorum. Bir, iki, üç kaldı. Şimdi en sonu göstereceğim için bir ters, üç haroşe, iki haroşe öreceğim. Ortadaki telimi alıyorum sağa, diğerini de sola kaydırıyorum. Çorabın tamamı bu mantıkta örülüyor. Ekleme yerlerini de göstereceğim şimdi. Videonun sonunda da şey yaparım, fotoğraflandırırım. 1, 2, 3, 4 diye daha kolay olur. Hangi parçalara hangi kareye ekliyoruz. Şu an çoraba renk olarak bakarsanız yanılırsınız. Kare olarak bakmalısınız. Bir kez daha kesiyorum ve 3 telim kalıyor. 3 telim kaldı. Normal tersini tersten örüyorum. Bu 3 tel için de aynı işlemi gerçekleştirmelisiniz. Yine bu parçayı alıyorum, ortadakini. Son 3 telde bile aynı işlemi uyguluyorsunuz. Çünkü tel kayması yaşamayın. O da niçin? Şimdi onu da söyleyeceğim. Ve diğer ekleme parçasına geçeceğiz. İlk parçamız bitti. İlk parçanın şu kısmında 3'ünü aynı anda keserseniz burada teli kaydırdığınız için devam etmeyen bir şey çıkar, çizgi çıkar. O yüzden son işleme kadar aynı kesme işlemini devam ediyoruz. Şu an ilk ördüğümüz parça burası. Şimdi bunu arkasını çeviriyorum. Şu parçayı öreceğiz. Buna ördüğümüz parçaya
tane aparat takıyorum ki tel oradan kaçmasın. Bu parça bizim bir sonraki döneceğimiz yer olacak. Yani daha sonra oraya geleceğiz. Şu an burayla işimiz yok. Patiğimizin ön kısmı bu. Şimdi tel tutacağız. Ön kısmını ipi aşağı alıyorsunuz. Yani şöyle bitirmiştik. Şöyle alıyorsunuz. Ve buradan ip ekleyerek yine aynı şekilde 20-20 olmak kaydıyla ortada da bir tane bir 40 tel daha oluşturuyoruz. Örgümün düzü bitirdiğim yer. Bunu ters çeviriyorum. Ve şu an buradan zaten bu kısım 20, bu kısımda 20 olarak size o teli veriyor. Buradan aynı şekilde bir taneyi de çıkartıp devam ediyoruz. Bir tek burada ip ekliyoruz. Başka hiç ip eklemiyoruz. İsterseniz bunu ikinci yumaktan, isterseniz de aynı yumağın içinden ekleyebilirsiniz. Ama tek yumak yetmiyor. O yüzden ikinci bir yumak almanız gerekir. Batma yerleriniz zaten belli burada. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Tığla 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şöyle yapıyorum. Çıkartıyorum. Yine. Bunu burun kısmı olacağı için şimdi şu teli tuttuk biz. Bu parçayı ördük, bitirdik. Şimdi şuradan bu teli tutuyoruz şu an. Burnunun çok sivri olmaması için de şurayı hemen böyle ucundan değil de şöyle biraz gerisinden alıyorum. Ki buradan alırsanız çok sivri bir burun olur. O yüzden iki sıra geriden alıyorum ve orayı yuvarlatmış oluyorum. Sonra yine yandaki dişlerden devam ediyorum. Çünkü sana kadar bu 20'lik yer ayarlanmış şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi burayı taktığım zaman dönmeye başlamış olacağız. İlmeklerimizi oluşturduk. Şimdi bu kısımda 20 tane haroşe, 1 tane ters, 20 tane haroşe örüyorum. Yine aynı işlemi, şu işlemi keserek buradan devam ettiriyorum. Şurayı oluşturmuş olacağız. Ön kısım, arka kısım. Evet, parçamızın İkinci bölümünü de bitirmiş olduk. Şu kısmından şişimi çıkarttım. Evet.
İlk parçamız şuydu, ördüğümüz. İkinci parçamız bu. Burası çorabımızın burun kısmı. Bundan sonrasında şu şekilde devam ediyoruz. 20 tel buradan şu ortaya, zaten burada belli ortayı başlatacaksınız. Şu şekilde 40 teli buraya yerleştireceksiniz. Şöyle göstereyim, daha kolay anlaşılacak. Evet, 20 buradan bir orta tel, 20 de buradan 41 tel. Üçüncü parçamız bu şekilde bitiyor. Dördüncü parçamız yine 20. Bu iple gidiyorsunuz. Bunları hiç kopartmayın. Çünkü çorap bitene kadar hiç ip kopartmak yok. Buradan 20 tane yapıyorum. Ortaya bir tane yatıyorum. 20 tane buraya geliyorum. Bu ip burada bittiği zaman buna aparat takıyorum. Bunlar hep bu şekilde gidecek. O yüzden hiç kopartmayın oralarda. Tel tutarken şu şekilde yapıyoruz. Hani ne tarafa gideceğiz, ne taraftan dolanacağız diye belki yanılabilirsiniz. Şimdi burayı bitirdiğim zaman bu sola doğru gidecek. Yani örgünün dış kısmından tel tutacağız. Bu şekilde, yani iç kısım. Eğer şuradan yapar, iç kısımdan tel tutarsanız dışına böyle dikiş çıkar. Tersiymiş gibi gözükür. Yani şunun için de göstereyim. Şu tuttuğunuz yerler dışında kalır. O yüzden hiç onu içten hesaplamayın. Bu şekilde ikinci parçamızı bitirdikten sonra yine örgünün düz kısmından 20, bu şekilde örgünün soluna gidiyoruz. Buradan bitirdiğimiz zaman burada şu parça oluşacak. Biz şu an bunu yaptık. Bunu ve arkasını yaptık. Şimdi buradan şöyle göstereyim. 20-20 tuttuğunuz zaman önü ve arkası olacak. Arkada herhangi bir şey yok. Bütün gidiyor. Yine buradan 20-20 tuttuğumuz zaman bu parça oluşacak. Bu iki parçayı yaptıktan sonra buna çıkabiliyorsunuz, şu kareye. Bu kareyi bitirdikten sonra arkadaki kare, iki arka kareyi bitirdikten sonra da yine yanlar. Yani şu an bu patikte bir kare, iki kare, renklerden gözünüz karışmasın diye şu an üç kare var. Arka tarafta ekstra topuk olarak birinci karemiz, ikinci karemiz, üçüncü karemiz, dördüncü karemiz. Yani ön 3 kare, arka 4 kare yaptığınız zaman burası topuk kısmı oluyor. Onun dışında da 2 tane yarım üçgenimiz var. Bunu da mesela burada kesiyorduk, arkada kesmiyorduk, burada kesiyorduk, arkasında kesmiyorduk. Bunu da her iki sırada da, yani hem önde hem arkada, hem önde hem arkada kestiğiniz zaman bu üçgende yarıya inmiş ve buraları döndüğü için de burada bitmiş oluyor. Onun dışında çorabımız bu kadar. Ben bunu numaralandıracağım. Şimdi tel tuttuktan sonra da o kısmı göstereceğim, ilk parçayı. Daha sonra bitmiş kısmını tekrar sizlerle birlikte bitireceğiz. Yine aynı şekilde öbürünü birleştirdiğimiz gibi yapıyoruz. Buradan buraya zaten 20 çıkıyor. Şurada tam orta kısma düzü atacağım. Şuradan başlayalım. 2. Batacağımız yerler belli zaten. 18, 19, 20. Evet, tam ortalamış olduk. 21. teli tığla alın. Daha kolay olur. Çünkü burası şu an tam ek yeri olduğu için. Şu kısım. Tam buradan
orta telde yapıyorum. Yine 20 tel devam ederek gidiyorum. Böylelikle şu kısma başlamış oluyoruz. Çorabımızı artık bitirmek üzereyiz. Şimdi son kısmı yapacağız. Şurayı. Buranın yarım bitmesi gerekiyor. Ne yapıyorduk? 20 tel burada. Şu bir ortadan çıkan telimiz ve 20 tel buradaydı. 40 teli ortadan ikişer tane bunun altından eksilterek buraya kadar birliyorduk. Yani bir tel kalana kadar devam ediyorduk. Şimdi buralardan tuttukça burası da mecburen böyle çıkmaması için burayı her önde ve arkada kesiyoruz. Yani burada da iki teli bunun altına ekliyoruz. Arkasında da ters döndüğümüzde de ortada aynı şeyi yapıyoruz. Ve bir de her düzde mesela ne yapacağım şimdi? Buradan iki teli bire indireceğim. Burada iki teli bunun altına saklayacağım. Tekrar sonda iki teli bire indireceğim. Sadece bu kısımda yapacağım bunu. Tersinden yine 3 teli 1'e indireceğim. Terste bu kenarlara bir şey yapmayacağım. Şimdi onu göstereyim. Şu an düzdeyim. Yani çorabın dış kısmındayım. Burada 2 teli 1 teli indiriyorum. Şöyle de alabilirsiniz. Orada düğüm oluşmaması için. Devam ediyorum. Bu ipin en zor tarafı bu tellerinin takılması oldu. Şimdi bunu sağa alıyorum. Arkasındaki şu iki teli ile birlikte kesiyorum. 3 teli 1 tele indirmiş oluyorum. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam ederken sonda bir tane daha kesme işlemi yapacağız. Toplam 10 sırada bitirmiş olacağız. Yani diğerinde 20 sırada bitirmiş oluyorken bunda 10 sırada burayı bitirip sıfırlamış olacağız. Şunu kesiyorum. Bu gittikçe toparlanacak ve düzleşecek. Hem ortadan hem yanlardan olduğu için. Şimdi ters kısımda, yani çorabın iç kısmında başlangıçta bir şey yapmıyorum. Ortaya geldiğim zaman şu orta telimi önden sağa alıyorum. Bu ikisi arkada kalıyor. Bu şekilde üçünü aynı anda bir tele indiriyorum. Ve sıra sonuna kadar yine devam ediyorum. Düzü bir kez daha örelim. Başlangıç ve sonda bu kısımda kesme yapmadım. Terste sadece ortadan yaptım. Kez daha düz yapalım ve sonra bitirelim. Burayı düğüm olmaması için ters çevirip 2 teli 1 tele indiriyorum. Ortaya kadar geliyorum. Burada bu orta telimi alıyorum. Bunlar arkada kalıyor. Ve üçünü aynı anda kesiyorum. Sıra sonunda yine
İki taneyi kesip telimiz bitene kadar bu şekilde devam ediyorum. Bu kapanarak şimdi orada düz bir zemin oluşturacak. Son tellerim kaldı. Şimdi yine iki tane kesiyorum. Düz bölümdeyim. Ortadaki teldeyim. Ve sondaki teldeyim. Üç tane telim kalıyor. Bunu da düzdeki o işlemi yaptıktan sonra 3 telim kaldı. Bunu da ters kesiyorum. Ve bir kez daha kesiyorum. Ve şu şekilde göstereyim. Düzleyip bitirmiş oluyoruz. Burada herhangi bir daralma olmuyor. Buralardan kestiğimiz zaman tam birbirini denk getirmiş oluyor. Yani 5, 4 ya da 5 buraya denk geliyor. Ve orta aynen hem önden hem arkadan devam ettiği zaman bu şekilde düz bir kesimle bitirebiliyoruz. Daha sonra buraya lastik yapmak isterseniz yine buraya tel tutup 2 düz 2 ters lastikte lastikle uzatabilirsiniz. Ya da 2-3 sıra normal düz örgü örüp kıvrılmasını sağlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış üst kısmı. Şimdi bu kısmı da bitiriyoruz ve çorabımız bitiyor. Bitiriyoruz. İsterseniz buraya sonradan tel tutup lastik de örebilirsiniz. 2 düz 2 ters lastik, 1 düz 1 ters veya tamamen haruşe bir sıra daha geçebilirsiniz düzgün durması açısından. Pompon yapabilirsiniz. Değişik versiyonlarda süsleyebilirsiniz. Çorabımız şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yeni bir videoyla görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.